Aslan sen de çok iyisin yani Esrafı. siyah beyaz tonlarıyla böyle şov yapmışsın sen aa, siyah beyaz aa. ayakkabı falan müthiş. Sakın, sakın, Müthiş bir eşleşme. Sakın. Son yıllarda yazılmış önemli yazılar arasına girdi Teşekkür yine. Teşekkür ederim yine desteğini verdin zaten. Gareth Bale. Zaten olmuştu bir 4-5 sene futbolu bırakalı ama resmi olarak da bıraktı. Ben <laughs> Onun futbol bırakmasını önce futbol ciddi anlamda bence bırakmıştı onu yani. Nikola Mirotic'le ile oldular geçen. Bıdır bıdır konuşuyorlar. Fenerbahçe'nin kesinlikle ikinci planı bulması lazım. Fenerbahçe şu anda ikinci planı ortaya koyamadı. Sokrates Dergi'ye, Sokrates Dergi'nin sevilen içeriği Atıf Bey Sokak hoş geldiniz. Atıf Bey Sokak bugün yine toplumun, halkın, sporun, aktüelitenin nabzını tutacak. Ben Erman Yaşar, değerli dostum, sevgili Emre Özcan'la birlikte Doğru. buradayız. Emre hoş geldin. Hoş bulduk Ermacığım. Yine yani konuşmayayım konuşmayayım diyorum ama üstte klasik bir Liverpool tişörtü ama alttaki kahve şofman ve ayakkabıyla o üstteki Liverpool tişörtü de bambaşka bir anlam kazanıyor. Gerçekten yani Aslan sen de çok iyisin yani. Esnaf... Siyah beyaz onları ile böyle şov yapmışsın sen. Aa, Siyah beyaz aa. ayakkabı falan müthiş. Sakın, sakın. Müthiş bir eşleşme. Sakın. Çok şık gördüm seni. Teşekkür Tebrik ederim. Aynı, aynı, bir mukabele aynı şekilde. Nasılsın? İyiyiz valla. Şey, güzel. Senle de görüşemiyorduk uzun zamandır. Evet 4-5 gündür, yani gündür ben. 4 oldu değil mi? Evet doğru. Başka yerlerde de görüşmedik. İlginç bir şekilde bu evet. sefer görüşmedik. Öyle. Ee, derbi oynandı. Acayip analizler yaptın derbiyle alakalı. Birçok kulvarda. Bir de üstüne yazı yazdın. Evet. Yazıyı takip ettim. Böyle bir yazı olamaz. Teşekkür ederim. Son yıllarda yazılmış. Önemli yazılar arasına girdi Teşekkür Teşekkür ederim. Yine desteğini verdin zaten. <laughs> ee, derbiyi konuşacağız. Bugün enteresan konularımız var. Ama ya tabii artık derbi işte Okan derbi, Buruk şöyle yaptı. Fenerbahçe savunmada ağır kaldı. Şu bu falan değil de ama biraz... Konuşmak istiyorsun derbi. Yani dedin ya ki yok dedi, Atıf Bey sokak grubunda Arda Müdür, sen ben orada muhabbet ederken, konuları Hayır, oluşturmaya efendim. çalışırken dedin ki derbi bir 20-25 dakika atarız dedin derbi Özel bir derbi. Bunu şimdi hala sonuçta bu iki takım şampiyonun en güçlü iki adayı. Yani Galatasaray büyük avantaj elde etmiş olsa Doğru. da ben biraz ee, yol gidişiyle alakalı konuşalım dedim yani çünkü dediğim gibi yani artık 350 tane analiz yapıldı üstüne yazısı yazıldı şu su yapıldı bu su yapıldı 80 tane program yapıldı ama bu kadar e, şey bir maçı es geçmek de olmaz bence normalde biz cumartesi oynanan ve bu kadar üstüne konuşulan maçları çok konuşmuyoruz ama bu bence bir e, hani D İngilizlerin tabiriyle D maçlardan biri olacak yani tarihe şart düşülecek hmm. ee, Ya ben 30 senedir Galatasaray Fenerbahçe maçı izliyorum sen de aşağı yukarı o kadar aynı yaşlardayız ee, yani düzgün kafayla anlayarak 25-30 senedir izliyorum ee, Tugaylı Hakan Şükürlü e, Galatasaray'ın Kadıköy'de benim çok 10 yaşında falan hatırladığım bir dörtlük galibiyeti var ki onda da dediğim gibi bu kadar detaylı hatırlamıyorum ama yani Galatasaray'ın çok ezdiğini, çok üstün olduğunu hatırlıyorum. Ondan beri alınmış en dominant galibiyet. Yani skoru 1-0'da bitebilirdi maçın. Çok fazla bir şey değiştirmezdi dominantlığından. O yüzden bence konuşmakta fayda var. Yani iki takımın gelişimini, buradan nereye gidebileceğini. Başka şeyler konuşacaktık aslında ama evet bu kadar da konuştuktan sonra şimdi başka konuya geçip tekrar o konuya geçmek olmaz. Burada o zaman açalım bu mevzuyu. Diğer konularımız şunlar olacak. Bu heyecanı vereyim ben önden. Trabzonspor son şampiyon. iki maçta çok sıkıntı yaşadı. Fenerbahçe'yi yendikten sonra nereye gidiyor? Gareth Bale zaten olmuştu bir 4-5 sene futbolu bırakalı ama resmi olarak da bıraktı. <laughs> Onun futbol bırakmasını önce futbol ciddi anlamda bence bırakmıştı onu yani. Golf oynuyordu adam zaten son 3-4 senede. Bunları da konuşacağız. Roberto Martinez hoca geldi. Portekiz'in başına. Hatta e, Türk basınında Jorge Jesus'un konsantrasyonun dağılmasının temel nedenlerinden biri olarak gösterilen koltuklardan biriydi. Portekiz'in bir takım mı? Brezilya ve Portekiz koltuğu. Evet. E, ama Portekiz'de daha çok çalışmış da olduğu için özellikle Portekiz koltuğu en azından o koltuk doldu. O bakımdan da bakarız. E, bir de e, reklamcılık nereye gidiyor? Evet. Bunu da konuşacağız. çünkü. Sizden reklamcılık gerilim mi? Tamam hadi onunla Reklamı girelim. Tamam, girelim. Şu anda ekrana da yansıyordur. Ee, Almanya'da burası Almanya dedim arkadaşlar sallamıyorum inşallah. Tabii ki Almanya. Almanya'da artık bu reklam şeyleri yürütülmeye başlanmış. Yani adam senin sırtına veriyor mesela Sokrates dergi Tardini Büfe reklamını evet. Uğur Ozan veriyor bir arkadaşımıza. nişan taşında yürüyor çocuk. Sen varsın işte Tardini Büfe. Böyle geziyorsun Nişantaşı, Beşiktaş, Dardini Büfe'yi izleyin. Arkada sen varsın burada. Ondan sonra. Ne düşünüyorsun bu sistem hakkında? Tutar mı? Bak arka arkaya geziyor çocuklar. Ya tam Türkiye uygun bir iş aslında yani bakınca. Niye? Ya, böyle bir şeyin olması için ne bileyim bana şey Almanya'da olması garip geldi. Yani gelişmiş bir ülkede olmasını beklemezsin böyle şey. <laughs> ya, anlayamadım çok fazla. Hakikaten yani e ekonomik darbe az olan bir ülkede insanların yapabileceği bir şey gibi geliyor bana. Oğlum adam ee, öğrenci öğrencidir. Ya tamam tabii ki. Yani. Olabilir. Öyle de olabilir. Ama yani şeyi anlamadım ben hadisede. Yani abi geziyor öyle tamam mı? Yani. Ya ben saat gezen tavuk yumurtası var. Biliyorsun çok tercih ediliyor. Hayır, abi oturdu bir yerde yemek yiyecek. Ne yapıyor? Yani. Çok doğru soru. Bunu ben bu konuyu bize tavsiye eden sevgili editörümüz Arda Müldür'e soruyorum. Arda Müldür bu adamlar yemek yerken reklam mı oluyor? Ha onu, o değil de mi? Öyle espriler falan yapıyor. Ulan bir yemek yiyeceğiz reklam oldu. Bu adam bu da. reklamı aldı geziyor tamam mı? Sonra girdi 5 saat oturdu bir yere. Bir kafede bilgisayarı açtı dinleniyor. Yazı okuyor bir şeyler. Çıkartıyordur abi reklamı. Tam çıkartıyordur da ya yani parasını alıyor. Evet. Bir takip sistemi var bir GPS mi var? He, yani nasıl tabii şey, ki bir şey takıyorlardır yani aletler. Tamam bir şey takıyorlardır. Yoksa e, evine gider oturur anasını satayım. İşte o yüzden muhtemelen yani yemek yiyebileceğin ve yani kendi ayırabileceğin zaman da sınırlı o işi yaparken. Yani 8 saat anlaşıyorsan hakikaten 8 saat mutlaka yürümen gerekiyor dışarıda. Aynen. Çok zor bir iş abi. Zor bence de. O yüzden diyorum yani Almanya'da, Amerika'da, Avrupa'da, kıta Avrupa'sında, İngiltere'de çok fazla beklemeyeceğin şeyler mevcut yani ülkenin bizim ülkenin 2018'den sonra gittiği yönü düşününce mesela Türkiye'de böyle bir şey olsa çok daha normal gelirdi bana. Aynen. İnsanların para kazanmak için çünkü Türk markalara ciddi sorunları var şu anda. Türk markalara sesleniyorum yürüyen reklam işine girelim. Yani muhtemelen zaten bu böyle bir şey ortaya çıktıysa gelir yani buraya doğru da. Tabii. Ama bilmiyorum ee, Almanya'da alıcı reaksiyonla sokakta Türkiye'de alıcı reaksiyon arasında da fark var. Doğru konuşuyor. İnşallah evet. tepki almayız söylediklerimizden dolayı. İnşallah almaz. Liverpool tişörtü gözüme battıkça batıyor. Biliyorsun Liverpool Real Madrid eşleşmesine de hiçbir şey kalmadı Mertcan. 2-3 hafta kaldı. Yani bu şey alınca aklıma geldi biliyorsun Liverpool'da soyulmuştuk ya. <laughs> evet. Abi Liverpool Store'dan acayip şeyler almıştım. Onlar da mı gitti? Abi hepsi gitti abi onlar da gitti. Ah. Yani çok güzel şeyler almıştım gerçekten Liverpool Store'dan. Sadece kendime de değil, başkalarına almıştım. Hediye olarak almıştım. Sana da almıştım. Sana aldığım bir şey de gitti. Sana bir tişört almıştım mesela. Vah. O gitti. Başkasına aldığım bir tişört gitti. Şimdi daha da üzüldüm bu hırsızlığa. E, yani Liverpool ürünü görünce direkt aklıma şey geliyor, soyulmamız geliyor. Kardeşim niye soyuyorsunuz adamları? Bir maç seyredip <laughs> geleceklerdi ya. Çantam gitti. Bilgisayar zaten gitti. Her şey gitti ya. Neyse. Cana geleceğine ama gelsin. Pasaport falan almamışlar. Pasaport şey değildi. Adam insan, Evliydi. insan hırsızmış. çünkü pasaport herife de çok fazla yaramaz. Gerçi kullanabileceği şeyler olur. Belli onlar... İnsan hırsızmış. Bakmıştır Türk mürk. Şimdi bu burada başı belaya girmesin. Helal olsun insan hırsızmış. Bize böyle hırsızlar lazım. Benim bir de pasaport unutma şeyim var biliyor musun? Şu, e, pasaport ne yapman? Bak bunu sen sen bile bilmiyormu da verirsin. Ben bunu. bile bilmiyorum zaten şu bunu an... sadece Liverpool'daki insanlar biliyor. Benim yine unutkanlığıma dair mükemmel bir sadece örnek. Sadece Liverpool'daki insanlar biliyor derken. Klopp yani falan biliyor yani. <laughs> Liverpool'da işte seyahat yaptığımız insanlar biliyor. <laughs> Abi ben bir buçuk gün boyunca pasaportumu kaybettiğimi... Pardon ne pasaportu? Yanlış. Cüzdanımı kaybettiğimi düşündüm. Ha. Bir buçuk gün boyunca. Evet, çok doğal bir şey zaten. Yılında 300 günü falan boyunca böyle düşünüyorsun. Evet çünkü gittik, aradık. hatta yani şöyle trenle seyahat etmiştik şeyden Londra'dan Liverpool'a. cüzdanımın kayıp olduğunu düşünmeye başladıktan sonra ilk aklıma gelen şey eee cüzdanı trende bıraktım oldu benim. O nedenle işte ilk olarak şeye gittik, gara gittim. Orada o işte yani trenle trende kaldıysa ne yapabilirim onu sordum vesaire. Dedi burada değiller yani o, Nasıl tamam? sordun? sordum bayağı. If my wallet. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Işte. Yani sordum sordum. E, o şey değil bizim depomuz var. Aslan NBA Fantasy grubunda Nider Nolu falan cümleler kuruyorsun. Çok acayip İngilizce konuşuyorsun. Burada niye konuşuyorsun? Nikola Mirotic ile pump oldular geçen. Bıdır bıdır konuşuyorlar. İşte yok öyle böyle yok şöyle böyle. Ne, Nikola Neyse. Mirotic aramıza girmeye çalıştı Orhan Evet. Dedi ki karşı çıkıyor. Başka şey karşı çıkıyor. Ona karşı çıkmıyor dedi. Sonra ben iki sene de karşı çıkarım deyince ben de dedi Nikola. Evet Nikola hiç orada ağırlık koydu. Adamdır. Ama o takaslar da geçti. Takaslar geçti. Haftalık fantezide inşallah konuşulur o hep hazırlıklar. Lig, ligin suyu çıktı. Ligin suyu çıktı. Bu ligi, bu ligin tutkalı kan kuralmış. Bu anlaşıldı. Biz de eleştirdik sevgili kuralı. Ama ligin en büyük yanlışını söyleyeyim ben sana. Lig kan kuralı kaybetti. Ligin en büyük yanlışını söyleyeyim. Ligin en büyük, ligin en büyük yanlış. En büyük yanlışı 18 takım olması abi. Tabii kardeşim bu ne? 18 Türkiye 18 Süper Ligi abi. misin? Yani, yani Bir de bay geçelim iki hafta. Yani On, hem 18 takım yapıyorlar hem de insan fazlasından dolayı 18 takıma rağmen birçok takımda 2 kişi. takım falan 2 kişi. Ben size onun başı dedim ki bakın 18 takım yapmayın 16 olsun ben Ermanlı bir takım olayım dedim. Aa. Kabul etmediler. Yani ne? senin haberin yok bundan. Yok valla. Bizim yani. de her şeyden sonra haberimiz oluyor. Ben he, dedim Ermanlı Erman, Erman bir takım olayım madem 16'ya indir keyifli olsun. Çünkü abi 18 takım. Bizim seninle takımımızda ne takım olurdu kardeşim? Orada takım olurdu. Kafa kafaya verildik. Bu takımın ağırlığıyla da yani o, o konuda da ben ak Uğur Ozan'a hak verdim. Şimdi böyle iki tane püf, hiper ismi aynı takıma şu da yani. Evet. Doğru. Neyse efendim. Ee, Trabzon'la girelim o zaman çünkü çok uzun konuşmayacağız. Hiç bir konu bitmedi yalnız yani her Aynen. konu yarım kaldı abi. <laughs> Bugün böyle. Her Trende konu yarım ya, haftalık her kaldı. Haftalık fantezi yarım kaldı. Her sen trendeydin lan. Ya boş ver boş ver. Boş ver boş ver trend. Yüzünü unuttum zannettim. Eğerse e, evde ceketin cebindeymiş abi. Adam ceketini katardı unuttu. Eski arkadaşları aldı. Şey, beyinde eçe bazı bariyer olunca Arma. Geçen hafta kahvaltı yapıyoruz. O bariyerleri kırmak çok zor oluyor yani. <laughs> Masadan kalktık. Ben Emre'yle herhangi bir yerden kalktığımda mutlaka iki kere sorarım. Abi bir şey unuttun mu? Yok, Şunu yok. almayı unuttun mu falan diye. Çünkü unutur. İki kere sordum. Oğlum her şeyini aldın mı? Bir şey unuttun mu? Yok yok aldım dedi. Peşimizden bilgisayarın geldi biliyorsun. Çocuk. Evet doğru. Arkadan. Ondan sonra abi bilgisayarınızı masada unutmuşsun. Bir de iki kere soruyorum yani. Ondan sonra... Ya bilgisayarımı bu, elime aldığım zaman hep öyle oluyor abi. Çünkü çantada çalış, taşımaya alışmışım ya. Elde taşınan bilgisayar şey yapamıyorsun, içselleştiremiyorsun onu dışarıda. Unutuyorsun bir şekilde yani. Şok açıkçası. Bunu KJ'ye veren, elde taşınan bilgisayarı içselleştiremiyorsun. <laughs> Yanlış şey... çok doğru bir kelime KJ olarak verelim bunu. Evet. Parçan gibi hissetmiyorsun yani. Mesela çantanı parçan gibi hissediyorsun çünkü sürekli berabersin. Tabii. Mesela insanlar güneş gözlüklerini neden çok sıkıntılı unutur abi? Çünkü, çünkü sürekli yüzünde. Yılda 2 ay, 3 ay takıyorsun abi. Dokuz ay yanında taşıyan bir şey efendim. değil. O nedenle alışkın değilsin. Alışkın ama anahtarını, cüzdanını çok daha nadir unutursun mesela. Ki Sen Bayağı <laughs> unutuyorum ama yani öyle işte. Evet. Trabzonspor'la başlıyorum. Dediğim gibi zaten e, yani bunda çok maç üzerinden konuşmayacağız çünkü ben zaten ikinci yarıya baktım. Ben de ikinci yarıya. gördükten sonra sen zaten işin vardı ve maçın ikinci yarısını seyredebildin. Aslında işin koptuğu noktadan sonrasını seyrettik. Evet. Ama Trabzon'un genel problemleriyle alakalı biraz konuşabiliriz çünkü geçen haftada da e, Kara Gümrük'ten 4-7'ler, e, yani 4 yenilgileri var sanıyorum. 3'ü İtalyan hocalardan Farioli, Montella e, ve Pirlo ee, ve e, ağır yenilgiler, özellikle de Dünya Kupası dönüşü, sükseli bir galibiyet aldıktan sonra, yani önce diyorsunuz ki biz Fenerbahçe'yi çözdük, bir plan ortaya koyacağız ve gerçekten bunun arkasında duran bir maç oynuyorsunuz. Hakikaten e, Fenerbahçe'yi pasifize eden bir plan, sükseli bir galibiyet e, ki o planı şu anda diğer takımlar da uyguluyor. İşte Galatasaray'da benzeri bir planla aşağı yukarı birebir benzemese de mantık olarak örtüşen bir planla yine Fenerbahçe'yi pasifize etti. Ama öyle bir galibiyetle iyi geçmeyen ilk yarıdan sonra ikinci yarıya bir ivmeyle yani Dünya Kupası sonrasında bir ivmeyle başlayabilecekken 9 gollü iki mağlubiyet e, bir haftada ve çok büyük ihtimalle lige atılan avlu. E, tabii ki matematiksel olarak değil ama mantık olarak atılan bir havlu var. Yani bu Galatasaray böyle gidiyorken keza Fenerbahçe hala e, işin içindeyken Trabzonspor bu kadar problemli bir görüntüyle pek şampiyonu gelişi veremeyecek gibi gözüküyor. Dün biraz baktım hem sosyal medyaya hem Trabzon medyasına Trabzon yazan çizen arkadaşlarıma e, Abdullah Avcı'ya da bir fatura var kuşkusuz ama benim daha çok dikkatimi çeken yani siz çok iyi bir takım kurmuştunuz, şampiyon bir takım kurmuştunuz. Hocaya ikinci senesinde bu takımı koruyamadığınız gibi e, bayağı sıkıntılı bir kadro verdiniz. Yani işte Cornelius'u gitti, Akaya Mesik, Mekamesi gitti, e, Hamşik ve şey gitmedi ama e, Dorukan onlar da sakatlandı gitti. Sen buna katılıyor musun? E, yani bu iki oyuncu ki çok geçen senenin belirleyici oyuncuları tabii. Hı hı. Ee, yani kadro erozyonu mu daha büyük sebep yoksa Trabzonspor'da farklı sorunlar da var mı? Ee, ya kadro erozyonu olduğunu çok katılmıyorum ya. Yani, ya yani elinde kalitesi bir kadro olduğuna ya da rotasyonun çok geniş olmadığına çok katılmıyorum ama yani sakatlıklar bir şanssızlık bence. Şöyle ki Fenerbahçe maçından sonra, Fenerbahçe galibiyetinden sonra çok toz pembe bir hava vardı ve çok da yanlış değildi böyle bir hava olması. E zaten zirvede de 6 puan falan vardı arasında. Evet kapatmıştık. Fenerbahçe'yi mağlup ettiğinden sonra Fenerbahçe ile 3 puan inmişti diye hatırlıyorum puan farkı. Çok kritik bir galibiyetti yani. İyice makası kapatmıştı. Vişça uzun sakatlıktan dönmüştü. İşte Bruno Perez dönmek üzereydi. Amşik dönmüş. Amşik işte e, aynen dönmüştü. İşte e, maç ritmini falan bulmaya çalışıyor. Eski kondisyonunu kazanmaya çalışıyordu. Dolayısıyla ciddi bir eksik kalmamıştı Trabzonspor'da. Ama hemen arkasından bir karı gümrük Ve işte orada Edimvişşan'ın kaybı, Edimvişşan'ı bir daha kaybettiler abi. Ve bu takımın e, muhtemelen şu anda en değerli, hadi birkaç oyuncusundan biri, en değerli oyuncusu demeyeyim. Birkaç oyuncusundan biri, hele ki e, Vakayemi'yi kaybettiğim bir sezonda. Yani geçtiğim sezonun da ortasına geldi ve Vişra net bir şekilde Trabzonspor'da böyle inanılmaz bir performansçılık henüz ortaya koyamamıştı. E, ama onu yapacaktı. Bu sezon yapması beklenen bir oyuncuydu. Hele e, ya da işte Vakayme'ye gittiğinde. Vakayme'yi kaybediyorsun. Üzerine bir de edinmiş şeyi. Yani bir kaybettin 2-3 ay. Döndü. Döndüğünden bir daha sonra hemen bir 2-3 ay kaybetti. Yani aslında sezonu kaybettin e, edinmiş şeyle alakalı. E, mağlubiyet edinmiş kaybı. Bir anda yine e, kara bulutlar geldi. Yani dağıldı kara bulutlar geldi. Yani futbolda böyle bir şey abi. Gerçekten öyle. ya yani iki tane iyi oyuncunu sakatlıkla iki ay, üç ay kaybettiğin zaman değil Trabzonspor, Liverpool olsan çöküyorsun. Ya da çok daha ciddi sıkıntılar yaşamaya başlıyorsun. Ee, biraz bu faktör bence. Ama yani Cornelius gitti ama Maxi Gomez geldi abi. Yani bence daha bence daha iyi bir santrfor. Bak ben Cornelius geldiğinde demiş mi etki yaratacak. Ee, çünkü parmadan bildiğim bir oyuncu da öncesinden bildiğim bir oyuncuydu. Ee, i̇yi bir santrfor gerçekten Cornelius ama Cornelius e, ee, çok güçlü yanları olmasıyla beraber çok ciddi defekleri olan ve takımı da sınırlayan bir oyuncu. Yani Cornelius'la beraber mesela kontrol oyunu oynayamıyorsun. Bazı yönlerden seni sık kısıtlıyor. Ee, ya da çok özel ekstra şeyler yapman gerekiyor o kontrol oyununu Cornelius'la beraber oynayabilmen için. E, ee, Maxi Gomez geldi baktığın zaman şey değil. E, Vakayeme gitti bir kayıp kesin bir kayıp. Yani şampiyonluğun bir numaralı e, müsebbibi belki. Ya Trezege da Trezege işte. geldi. Trezege geldi ama bu zaten Trabzonspor'un tercihiydi abi. Yani para Vermek istemediler. Vermek istemediler. Abdullah Avcı da de çok e, deletti mi e, Vakayem'e kalsın diye. Ya O deletti de Trabzonspor yönetimi para vermek istemedi mi? Öyle, emin değilim öyle oldu Soru soruyu uzun. getiriyor. Sen peki katılıyor musun buna? Yani tabii ki birebir görüşmeleri, oradaki tavrı, istekleri tam bilmemekle beraber. Yani Trabzonspor'un 30 sene sonra... Kazandığı şampiyonluğun evet. ana faktörü olan sadece şampiyonluğun ana faktörü olması da önemli değil. Trabzon şampiyon olmadığı sezonlarda da bu ligin en değerli oyuncularından biriydi. Yani MVKM. Yani illa geçen seneki şampiyonlukla alakalı değil. Sen daha şey yapmıştın yani geldiğinde söylemiştin. Hı hı. E, çok önemli bir oyuncu olabilir diye. Ki sonra da ligi hakikaten e, ligin unutulmaz oyuncularından biri haline geldi. Bence de lig tarihine geçti. Bakayım. Lig tarihine geçti dediğim gibi yani. yani Trabzon zaten Trabzonspor şampiyonluğunu geçiyorsun zaten. Yani ana mimarı Uğurcan Çakır'la beraber orada Hamşik'le beraber. Birkaç ile beraber birkaç oyuncuyla beraber atıyorum 1 milyon ya da 700 bin daha fazla bu Abu Bakar alakalı da konuşuluyor ya bugünlerde işte Abu Bakar da son 10 maç 12 maçtan önce diyor ki ben sakat olduğum için çok ucuz bir kontrat imzaladım ama bakın çok iyi gidiyoruz ve sakatlanmıyorum hani şunu düzeltelim gibisinden ee, şeyler Beşiktaş Orada bir şey yapmıyor. Sonra Abu Bakar işte Sergen Hoca'nın da açıklamaları var. Yatıyor son 15 maç ve Beşiktaş'ın görece rahat kazanabileceği bir şampiyonluk neredeyse avarajla gidiyordu. Ee, hani böyle oyuncularda bir tık acaba şey olmak gerekir mi? Tabii şeyi de bilemiyoruz yani limiti. Adam iki katını istediyse de veremeyebilir. Benim bildiğim 2.5-3 milyon eurodan o civarlarda bir para, yıllık parayla birlikte e, uzun bir kontrat yani 2 3 yıl 3 yıllık falan bir kontrat istedi diye e, hatırlıyorum Vakayeme. Yanlış olabilir. E, ama yani para yıllık para o civardaydı. Ve şöyle bir durum var abi. Vakayeme'nin nüfusunda yani şeyinde, nüfus cüzdanında 89 yazıyor. Şu anda baktığın zaman işte 2023'e geldik, 33-34 arası yaşı. Gerrit Bayıl bıraktı mesela. <laughs> 89'lu oldu. Ben hep söylüyorum abi. Vakayeme'nin gerçek yaşının daha fazla olma ihtimali bence çok yüksek. Yani. Yani, her yerde söyledim bunu zaten. Vakaymenin alakalı böyle bir şey var abi. Vurun KJ'ye vurun. Vurun. Abi, son dakika vurun. Vakayeme 40 yaşında. Buyur. 40 olmasa da yani en az 2-3 yaş var gibi. Daha fazla. Zaten şey gösteriyor abi bunu. Ben Vakayeme'yi hakikaten çok uzun zamandır takip ediyorum. Eee Trabzonspor'daki atletik performansının düşüşü 31 yaşı civarı başladı. Olmaz. Yani o düşüşün ortaya çıkması için en az 33-34 olman lazım. Ee, yani Hafiye ya. Bu adam yani bu, abi bak izlerken Hapar Beyşaba da falan çok güçlü, çok atlet, Bilmiyorum. çok kuvvetli. Türkiye'de kimse tanımıyorken sen yazmıştın. Hızlı, hızlı bir oyuncuydu. Yani e, çok çabuk değildi belki ama hızlı bir oyuncuydu ve yani gittiği zaman, koştuğu zaman en hızlı stoperlerle falan mücadele edebiliyordu. Öyle bir oyuncuydu. Ama bu 20, işte 20'li yaşlarının sonlarında 26, 27, 28 ya da görüntü itibariyle öyleyken e, söylüyorum. O yüzden anlayabiliyorum bu diyorsun. Yani 31'de o düşüşün ortaya çıkması beni çok şüphelendirdi. Gerçek eşi konusunda. Şimdi 4 senelik bir kontrat vermeyi e, anlayabiliyorum. Yani oyuncu gerçekte 35-36 ise 3 sene 3 milyon euro. Bunu vermeyi anlayabilirim. Ama işte şöyle bir durum var. Trabzonspor tarihinin en özel yabancılarından biri, belki en özeli. Ee, şöyle bir konjonktürde şampiyonluk getirmesi, yani bu kadar ihtiyaç varken o şampiyonla, bu kadar uzun zamandır e, o şehir bunu beklerken o şampiyonluğu getirmesi bile sadece bunu yaparken şampiyonluğu getirmese bile Trabzonspor tarihinin en özel yabancılarından biri olacaktı. Yetenek seti ve ortaya çıkardığı performans itibarıyla. Şimdi bir tarafta o var, bir tarafta o var. Burada biraz arada kalıyorsun. Ya burada aslında neyi seçsen bir mantık atfedebilirsin o evet. tercihe. Trabzonspor yönetiminin diğerini seçmesine ben çok bir şey diyemiyorum. Benim için çok ciddi bir eleştiri konusu değil ama abi yerine Trezeguet'i koyunca şöyle bir problem ortaya çıkıyor. Vacarieme de skorer bir oyuncu, Trezeguet de skorer bir oyuncu. Skor yönünden karşılığı birbirini. Ama abi Vacarieme sağda neyse Trezeguet tam tersi bir kenar oyuncusu olarak. Yani biri daha içeride, ceza sahası içinde, küçük ceplerde, dar alanda e, çok yetenekli ve e, çok enteresan özel işler yapan bir oyuncuyken diğeri daha çok açık alan isteyen. E, direkt oyunda, kontralarda ön plana çıkacak bir oyuncu. Yani hakim oyunu oynayan takımlarda da öyle oyunculara ihtiyaç vardır. Ama Vakayeme gidip oraya Trezege geldiği zaman diğer parçalar aynı kalınca takımın da değişmesi e, pardon takımın da değişmemesi mümkün değil. Ona bir uyum, ona bir adaptasyon süreci vesaire ortaya çıkması lazım. E, onun getirdiği bir problem var bence ama onun dışına bakıyorum. Merkez orta saha rotasyona bakıyorum. Ön tarafa bakıyorum. Yani dediğim gibi Cornelius gitti, Maxi Gomez geldi. Wakaiyama e gitti, Trezege geldi. E, Wisha e, Edimiche wish geçtiğimiz sezonun ortasına geldi. E, kenarlarda kenar rotasyonunda oynayabilen Abdülkadir Ömür var, Canini var. Yusuf Yazıcı'yı transfer ettiler. Niye ettiler anlamadım. Ama ettiler yani oyuncu. Yani, yani birçok yerde kullanabileceğim bir oyuncu. E, orada Sakeza öyle. Ya tabii ki eksik yok mu? Nitelik ve nicelik olarak eksik olduğu her mutlaka yerler vardır Trabzonspor'un. Ama genel sorunun bu olduğunu çok düşünmüyorum ki Abdullah Avcı'nın maçtan sonra söylediği şeylerde e, işin biraz bundan bağımsız olduğunu gösteriyor gibi. Evet e, ilerleyen haftalarda göreceğiz ama yani bu psikoloji ve bu tablodan e, sanki yarışa tutunabilecekmiş gibi ee, bir görüntü yok benim gözümde. Sanki dün itibarıyla Trabzonspor'un e, şampiyonluğunu koruma, ünvanını koruma ihtimali sanki biraz rafa kalktı gibi. Fenerbahçe Aa, geliyor. Fenerbahçe Galatasaray'a geçelim hızlıca. Ee, ya yani orada da dediğim gibi e, yani ben şunu sana soracağım hatta e, çok küçük bir yere pas atalım. Ee, bir ay önce de konuşmuştuk, bir, bir buçuk ay önce, Dünya Kupası öncesi daha doğrusu. Fenerbahçe çok daha iyi gidiyorken ve e, az xg'den çok gol çıkarıp Galatasaray çok xg'den az gol çıkarırken konuştuğumuz bir yer vardı. Bir oraya gidelim, sonrasında konuşacağız. Çok enteresan bir durum var Fenerbahçe ile Galatasaray'ın bu gol performansını karşılaştırınca. Galatasaray 9 gol atmış 8 haftada, İkisi, 2 takımın 8 hafta maç oynadı bu arada. Hı hı. İkisi de bay, bay geçti çünkü. Ee, Fenerbahçe 25 gol atmış, yani bu zaten acayip bir fark. Ama mesela biraz rakamlara indiğin zaman daha enteresan şeyler çıkıyor ortaya. Çünkü Galatasaray mesela 145 şut çekmiş abi. E, 9 gol atarken. Fenerbahçe 25 gol atarken kaç şut çekmiş? Daha az. 115. Çok fazla yani 30 daha az şut çekmiş e, mesela. Ve buradan şu rakamlar ortaya çıkıyor. Yani Galatasaray e, 115 şut çekip 9 145. gol at... 145 şut çekip 9 gol atınca... %6 gole çevirme oranı, şutları gole çevirme oranı %6 çok düşük bir rakam abi. Yani 17 şutta bir gol atıyor demek bu Galatasaray ki standart takımlara her zaman söylerim ben. Standart takımlar 8 ila 9 şutta bir gol atar. Yani standart bir takım performansının %100 daha kötüsü Galatasaray şu anda. Ortaya koyduğu performans itibariyle. Fenerbahçe'de 4,5 şutta bir gol atıyor. 4,5 şutta bir gol atıyor. %22, 20, buçuk, 23 varı. Bu da inanılmaz bir oran. Yani bir takım, bak 9'a göre bir takım 2 kat, yani bir kat kötü, bir takım da bir kat daha iyi performans ortaya koymuş. Gol beklentisine gelelim. Gol beklentisinde de e, hatırladığım kadarıyla abi Galatasaray 13.6 buçuk 13 civarından 9 gol buluyor. Şeysiz, penaltısız. Çünkü penaltı hesaplıyor Statsbomb Pomp e, gol beklentisini. Fenerbahçe'nin penaltısız gol beklentisi 14.6. biraz daha fazla, bir tık daha fazla. Penaltısız 20 gol. 25 değil çünkü 4 tane penaltı golü var e, Fenerbahçe'nin. Yani bir takım 13.5'tan 9, bir takım 14.5'tan 21. Yani bu takımların gol performansını ayıran tek şey şu anda skorellik ya da bitiricilik gibi gözüküyor. Şu anda over performer. Evet. Yani bak Fenerbahçe over performer. Ee, şey Galatasaray under şu anda. Aynen. Genellikle gol beklentisinde over perform etmek yani beklentinin çok üzerine çıkmak uzun vadede bir tehlikeyi barındırır. İşlerin tersine döneceği. Çünkü yani şu anda e, Varian senin yanında biraz çok, çok formdasın. Ne vursan Uyla, giriyor. Bir ne de. vursan 4 şuttan giriyor. Bir gol evet böyle bir ortam. E, o biraz normale dönebilir. Galatasaray'da performans altı o normale çıkabilir. İşte böyle bir periyotta mesela eşit puan bir, bir yandan sen haklısın ama bir yandan da böyle rakamlar varken Galatasaray aynı puan da mesela bu iki takımı karşılaştırdığımız zaman yani şu Aynen. anda şey için bu, Şampiyonluk yarışı için demiyoruz. Yani çünkü bir taraf çok yukarıda bir taraf çok aşağıda bu yönden gol yönünden. Ama hal böyleyken aynı puanda olmak da Galatasaray için bir avantaj olabilir uzun vadede. Haklı çıktın. İşte o nedenle. Yok da. Boğaziçi Üniversitesi evet. 6 ayda bir bu adama ödül veriyor. Neden veriyor? İşte bunlar. İşte bunlar. Bunlar. Biz burada dedik ki Türkiye Ligi'nde böyle çıpır çıpır gol atan takım her zaman önemlidir. Adam da dedi ki evet önemlidir katılıyorum ama e, yani Galatasaray'da gerçi onu ben de söylüyorum orada. Yani bir tarafta işler kötü gidiyor diğer tarafta işler çok iyi gidiyor. Puan farkına bakıyorsun bir e, bu da aslında. Galiba orada aynı puanlılarda. Aynı puandaydı. Galiba, Galiba aynı, aynı da orada. Aynı puandaydı puan farkı bile yok e, bu tabii ki diğer tarafın daha kabul edeceği bir şey sonrasında o puan farkı biraz açıldı beşler altılara çıktı ama e, Galatasaray geri dönmeyi başardı hep bu da demek değil ki bu da böyle gidecek e, yani çünkü 18-19 haftalık bir tablo var şu anda Galatasaray ciddi bir avantaj yakalamış durumda e, bir kere psikolojik olarak bir avantaj yakalamış durumda yarıştaki en yakın rakibine e, kendi seyircisi önünde çok ciddi bir darbe vuruyorsun artı Ligdeki en zor 7 haftalık periyotlardan biri. Sıradan bir 7 hafta değil. Başakşehir'le, Beşiktaş'la, Fenerbahçe'yle, Sivas'la e, oynadığım bir periyotta e, doğru düzgün gol yemeyip şov yapıyorsun. Yani attığın gol sayısı bakımından da. Puan kaybı zaten yok. Bu tabii ki Okan Buruk ve takımı çok psikolojik olarak yükseltecektir. Yetenek seti zaten daha yüksek bir takım. Ama yetenek seti, yani iki ay önce de yetenek seti daha yüksek olan takım Galatasaray'dı. Hı. Ama şu bir gerçek ki, iyi bir sistem yetenek setini çoğu zaman e, taca atabilir. Bunu defalarca görüyoruz e, birçok ligde. Ama yetenek seti yüksek takım sistem olarak... Düzeldiğinde ve o iyi sistemli takıma yaklaştığında bu sefer tabii ki çok avantajlı hale geliyor. Şu an kabaca benim yapabileceğim tabir e, ya da şey benzetme bu. Ama e, akıllarda da şu soru var: Galatasaray'da bir buçuk iki ayda her şey nasıl bu kadar yükseldi ve Fenerbahçe'de bu kadar geriye gitti? Ee, bunun sağ içi nedenlerine dair şeyler anlattın tariğini de. Evet evet. Ee, mutlaka psikolojik nedenleri sağ dışı nedenleri de vardır. Ee, bizim şu anda tahmin edebildiğimiz hiç bilmediğimiz, belki daha sonra öğreneceğimiz, belki hiç öğrenmeyeceğimiz ama e, tabloyu nasıl değerlendiriyorsun? Ya aslında orada abi orada benim söylediğim şey çok yani futbolun futbolun ya da e, futbol analiti analitiğinin hı hı. E, işte dataların vesaire <laughs> gelişen son dönemde gelişen istatistik bilgilerin çok temellerinden biri. Özellikle gol beklentisi ya da beklenen gol özelinde. Çünkü beklenen golde gerçekten bir takımın under perform olması over perform olması arasında ciddi farklar var ve buna geçmişte de dikkat çeken çok fazla insan oldu ve teknik adamlar oldu. Mesela şeyi hatırlıyorum ben Liverpool'un Liverpool, Liverpool işlerinin kötü gittiği bundan iki sezon önce bir dönemde Jürgen Klopp şey demişti. Yani Bunu bir basın toplantısında direkt beklenen gol Bek, gol beklentisi üzerinden söyledi. Ya bizim aslında üretimimizde ciddi problemler yok, oyunumuzda ben o kadar ciddi problemler görmüyorum. Üretimimiz beklenen golde e, gayet iyi ama sadece bu istatistiği şu anda gole çeviremiyoruz. O yönden iş e, işler kötü gidiyor. E, bu tersine dönecektir demişti bir basın toplantısında. Ben hep onu söylüyorum zaten bak. Beklenen gole çok sallıyor insanlar. Sallayan insanlar var ya da çok fazla insan yok ama sallayan insanlar var ya da inanmayan insanlar var. Artık bu istatistik teknik adamların ağzına, basın toplantılarına defalarca giren bir şey. Ve herkesin baktığı, herkesin kendi oyunu değerlendirirken kullandığı, e, o oyunu yükseltmeye çalışırken yine referans olarak kabul ettiği e, çok değerli bir istatistik. Yürgen Kulop bunu söylemişti. Şunu hatırlatayım hemen lafını unutma. Hull City senle de konuşmuştuk. Bu sezonun ilk 5 haftası onlarda da tam tersi bir görüntü vardı. Yani o kaleye doğru üzgün şut atmadan Ay. ya da bütün Ay. maçlarda domine edilerek doğru. 13 puan civarı bir şey çıkardılar ve ilk üçtelerdi şampiyon Herkes dedi aa ne oluyor ama takımın yerinin aslında tam oralar olmadığı e, belliydi ki sonrasında yavaş yavaş 16. ile 17. ile ki bence buranın biraz daha yukarısına gidebilirler. Buralar da bence yeri değil. Bir tık daha üstünde olabilecek bir takım. Ama ilk üç takımı olmadığı belliydi. İlk beş maçında işte Burnley'si, şu su, bu su falan filan hepsi domine etti Hull City'yi. 0-2'lerden, 0-3'lerden Sürekli maç kazandılar. Hı hı. O ama o da uzun vadede Tam, şeye geldi. Tersine diyor abi. E aynısının çok çok benzerini Premier Lig'de şeyde hatırlıyorum ben. Southampton'ı hatırlıyorum. Southampton'ı hatırlıyor musun bundan 2-3 yıl önce? Zirveye çıktığı bir an vardı. Evet. Hatta işte kendileri dalga geçtiler. Sosyal medya hesaplarının, Twitter hesabında. Aynen. Ligi bitirin falan şeklinde. O pandemi önce, pandemi vardı da hiç pandemi sene, sonrası falan oldu. Sen önce falan hazır O, o civarda. Tepeye çıkardı. Ee, ondan sonra bir süre daha yani zirvede çok fazla kalamadılar tabii. Yavaş yavaş aşağı düştüler ama aşağı düşerken bir şeyleri vardı. acayip e, over perform vardı orada Southampton'da. Yani girdikleri gol pozisyonundan 9 9, 9 daha fazla gol bulmuşlardı. Ve e, istisnai bir performans üstü durumu mevcuttu istatistik yönden. Ee, bir anda zirveye attılar kendilerini. Ya da çok yukarılara attılar. Sonra o işin tabii ki öyle kalmayacağı belliydi. Yavaş yavaş düşler düşler düştüler ve sıkıntı yaşadıkları bir periyot bile ortaya çıktı. Şimdi orada verilen rakamlar öyle. Yani ben onu orada öyle söylemeye çalışıyorum. İki takım 8 maç oynamış. Aynı puandalar biri işte 13 civarı pozisyondan 21 gol atarken biri 14 civarı pozisyondan 9 gol atmış. Yani bu iş genellikle böyle gitmez abi. Bak, bazen böyle gider. Bazen bir takım düzenli bir şekilde performans altı kalır. Bazen bir takım düzenli bir şekilde performans üstü gider ve bu sezona yayılır. Ama bu istisnaidir. Yani 10 takımdan 9'unda bu işler tersine döner ya da 8'inde tersine döner. Ee, öyle bir ortamda aynı puan olmaları biraz bir e, sıkıntıydı bence orta ve uzun vade için. Ama burada bir sonucu konuşuyoruz biz. Tabi. Tabii. Nedene gelmek lazım. Bak, onu söyleyeceğim. <laughs> Galatasaray'ın son 7 maçında 7 galibiyeti var. Hı hı. Bu 7 maçta 13 buçuk e, yine gol beklentisi var 7 maçta Galatasaray'ın. 20 gol atmışlar abi. İnanılmaz bir performans 10 üstü. 10 tanesi Başakşehir-Fenerbahçe. Evet. E, Fenerbahçe'nin son 6 hafta ki son 6 haftada 3 mağlubiyetleri var. 8 buçuk gol beklentisinden 8 golleri var. Tamam. Abi, o iş tersine dönmüş. Skorlar da tersine döndü. Ve e, puan farkı deplasmandaki maçı geçmesine rağmen Galatasaray'ın lehine ortaya çıktı. Ne bunu ortaya çıkarmış Heh işte Dersen... çünkü burada bir sonuç var. Evet. Onun evet. üzerine bir takım şeyler söyledin sen ama yani, yani çok basit bir şey var. Bunu zaten e, Okan Buruk da söyledi mesela maçtan sonra. E, benim çok beğendiğim bir açıklama oldu bu arada. E, mesela buradan e, sevgili Abdullah ya da Trabzonspor'ular kızmasın ama ben Galatasaray'ın ve Okan Hoca'nın yaklaşımıyla. Ee, onların yaklaşımı <laughs> arasında da biraz e, fark gördüm ve daha beğendiğim bir yaklaşım. Okan Hoca dedi ki e, Fenerbahçe'nin bariz defekleri vardı. Her takımın vardır. Bizim de var. E, biz bunlar zaten analiz edilmişti. Biz de bunların üzerine çalıştık. Bunlar zaten bilinen şeyler. Söylüyor ondan sonra da. E, bunları uygulayıp uygulayamayacağımız önemli olandı. Bunu yapabildik. Çünkü burada da devreye kalite giriyor. Çünkü bazen hakikaten o planı koyarsın. Ben de atıyorum Erman Derman. Gittim Fenerbahçe'nin karşısına. Senle oturduk. Sen teknik direktörsün ben yardımcınım. Ondan sonra her şeyi harika çizdik. Evet Fenerbahçe geride ağır oyuncuları var. İşte hmm. önde pres yapmadığı zaman sıkıntıya uğruyor. Atalım topları ileri falan. Bunların hepsini anlatırsın. Oyuncun yapamaz abi. Tabii ki. Oyuncun yapamazsa işte Okan Buruk da onun altını çizdi. Ki mesela iki yerde yapamadılar. Evet. Yapamadılar abi. İlk kere bir. O fırsatlar sıfır. geldi ama Barış Alper çok kötü vurdu. Ee, i̇lk kere de 1-0 skor. 1 gol. Duran top. Akan oyunda sayısız fırsat var. Hiçbirini değerlendirmedi Galatasaray abi. Hı -hı. Ve Duran topu atamazsa belki de derede 0-0 girse ikinci yarı belki işler tersine döner abi. Yani öyle bir ortam bile ortaya çıkabilirdi maçta bakınca. Ee, bulduğu gol fırsatlarının çok altında kaldı aslında Galatasaray. Ve gol beklenen, beklenen gol mesela 1.3 gibi gözüküyor. 3 gol atmış gibi gözüküyor. Ama işte ben ıı, Tardim Büfede de onu söyledim. Gol beklentisine, beklenen gole yansımayan sayısız pozisyon ve akın var e, maçta. Zaten ben biraz Tardim'ci oradaki yazımda da onu inceledim. Orada incelediğim pozisyonlar neredeyse tamamı abi ilk yarıdan mesela. Hı -hı. Ve hiçbir gole sonuçlanmadı. Aynen. Bak bütün defekleri gösterdiler Fenerbahçe'de. Hiçbir gole sonuçlanmadı. Ama Fenerbahçe'nin zayıflığı var orada. Galatasaray'ın ana planının doğruluğu var. Oradan aldığı sonuç var e, pozisyonlar itibariyle ama skor yok. Skor sadece de oran toptan geldi. Haklısın. Ee, şunu söyleyeceğim, dediğim gibi e, şimdi Fenerbahçe'nin geriye giden bir grafiği var, Galatasaray'ın çıkan bir grafiği var. Bunun temel nedenleri var. Ee, birçoğunu açıkladın. Ee, peki ne yapabilirler? Yani Galatasaray zaten Galatasaray bunu sürdürmesi gerekiyor. Ne yapabilirler derken, Okan Buruk çok kötü bir Kayseri maçı oynadı ve bence ben onu şeye benzetiyorum. arjantin suudi arabistan maçına. E, evet şeyin Scaloni'nin. Neleri yapmaması gerektiğini öğrendi. Aynen varsa. yani Scaloni 3 tane çok az koşan takımın bütün savunmasını sıkıntıya uğratabilecek ee, herkesi biraz memnun edeyim kafasında bir takım çıkardı. Okan Buruk'un da bence bu seneki en herkesi biraz memnun edeyim kadrosuydu ve felaketle sonuçlandı. Ondan sonra nasıl Scaloni Arjantin'le yok kimseyi memnun etmeyeceğiz. Biz en elimizdeki oynayabilecek oyunu oynayacağız kafasına girdi o yani mesela şey çok büyük bir hareket. Yani ne olursa olsun Icardi Gomis Seferovic'in yedek kulübesinde olduğu bir takımda Barış Alperle oynamak ne olursa olsun. Yani çünkü şöyle bir şey abi 10. dakikada atıyorum kafadan bir duran top Serdar Aziz kafaya vurur Fenerbahçe 1-0 öne geçer. Atmosfer şu bu kaybedersin. Bütün demin dediğim gibi bütün planın doğrudur yine. Aynı plan Okan Buruk'un bu yani harika gidecek bu maç. 3. dakikada bir duran top golüyle bir anda şeyin çöker. Yüzün asılır. Şu olur bu olur farkı. O zaman seni öldürürler. Bir de Fatih Terim dediysin. Tamam, camiada belli anlamda kabul görmüş bir isimsin ama hala çatlak seslerinde çok olduğu bir isimsin. Abi sen ne yapıyorsun derler. Böyle bir yerde bence acayip bir meydan okuma. O anlamda da çok saygı duymak lazım. Evet, doğru çok katılıyorum. Benzer düşünüyorum ben de. Ee, ne yapması lazım takımların? Fenerbahçe'nin kesinlikle ikinci planı olması lazım. Fenerbahçe şu anda ikinci planı ortaya koyamadı. Ee, ve bak şunu da söylüyorum, çok güçlü bir ana plan varken ve işleri iyi derken ikinci plana ihtiyaç duymayabilirsin ama ihtiyaç duyacağın noktaya geldi Fenerbahçe şu anda. Ee, mevcut kadroyla o ikinci plan ortaya çıkar mı? Çıkabilir ama işte onun için farklı oyuncu türlerine ihtiyacı var. Yani mesela Ar dün de söyledim, Arda Güler'e karşı Jorge Jesus belli ki bazı nedenlerden dolayı ve bunların bir kısmı haklı nedenlerdir abi. Ee, ama şu anda ihtiyacım var. Net. Yani bu oyunda rakip sana oyun kurmadığı zaman ve sen o pres oyunundan 3. bölgede senin topları kazanamadığın zaman yeteneğe ihtiyacın, yeteneğe ihtiyacın var. Çünkü sen sürekli 1. bölgeden 2'ye 3'e geçmeye çalışıyorsun ya da 2'den 3'e geçmeye çalışıyorsun. Ee, daha çok sette kalmaya başlıyorsun. Daha çok sette kalınca daha yetenekli oyunculara ihtiyacın var. O zaman Arda Güler tarzı oyuncuları kadroya entegre etmesi gerekiyor. Yani fizik kaliteyi düşürüp biraz teknik kaliteyi ön plana çıkarması gerekiyor. Bu pres oyununun zaten aşağı düşmesi anlamına gelecek. Ama e, bu Bakar konuşuluyor. Fenerbahçe için mi? Beşiktaş için de Fenerbahçe evet. için de. Hı -hı. Ben dün bir arkadaşıma da söyledim onu. Yani Beşiktaş'ın alması almaması ile alakalı bir takım sağ dışı nedenler var. O yüzden de ben almasını çok doğru bulmayabilirim. Ama ben Fenerbahçe'nin yanında olsam direkt alırım. Çünkü demin dedin ya yani pres azalacak, şu olacak, bu olacak. Tabii. Yani... Fenerbahçe mesela şöyle şeyler okuyorum. Fenerbahçe'nin elinde 6 tane 7 tane forvet var. Ne Abu Bakır'ı. Böyle ee, bir oyuncu yok ama. Yok. Yani evet. o o 7 forvetin hepsi Aynen. sistem içerisinde sistem içerisinde değer kazanabilecek oyuncular. Bak evet. Beşiktaş'ta sistem içerisinde değer kazanamayan Miçi Batshuayi Fenerbahçe'de çok verimli bir dönem geçirdi. Ama sistem arıza vermeye başladığı zaman tıpkı Beşiktaş'ta olduğu gibi e, Miçi Batshuayi'nin da de defektleri ortaya çıkar. Çünkü bu adamların hiçbiri doğrudan maç alabilecek kalitede golcüler değiller. Dediğim gibi işler işlediği zaman yani Joshua King öyle bir oyuncu değil. Ee, belki işlerinde en öyle bir oyuncu Serdar Dursun. Yani bu da şeyi gösteriyor. Aslında Joao Pedro en iyi işlerinde. Tabii tabii Joao, Joao Pedro'yu ben tamamen denklemden kullanamadılar ama yani. Kullanamadılar. Aynen. Mecbur yani fırsat olmadı sakatlıklardan dolayı. Yani. Evet Joao Pedro'yu dediğim gibi hiç görmediğimiz için neredeyse tamamen aklımdan çıkardım. Ee, böyle bir yerde o tarz bir oyuncuya ihtiyaç evet. var. Çünkü yani ikardi nasıl ben bu ligle benim işim yok görüntüsünü veriyorsa normalde. Yani işte paralel bir dünyada bir sürü şey çarpıştı da ben bu lige geldim havasını alıyorsun. Yani o vuruş, o topu öne bırakış sadece bu maçla değil Beşiktaş maçı, Başakşehir maçı. Yani yeri Mbappelerle, Messi'lerle ki zaten oradaydı. Adam o takımdan geldi. Ee, Abu Bakar da biraz öyle yani. Son sezonunda da bunu gösterdi. Futbol oynamaya kafasını verdiği her zaman da gösteriyor. İşte Brezilya maçı, Dünya Kupası şu bu. Fenerbahçe'nin sistem içinde çözemediği birçok şeyi sistemin dışından çözebilecek bir adam. Ben Fenerbahçe bu yarışta Galatasaray'a karşı tekrar varım demek istiyorsa ben doğru Katılıyorum. alırım. Katılıyorum abi. Alırım fırsat varsa. Yani ikinci bir plandan bahsediyorsak, farklı bir oyundan hı hı. E, oyunda az önceki bir tarif ediyorsak eğer o oyunu şu anda oynayabileceği daha iyi bir center for bulamayabilir e, Fenerbahçe. Bu Bakar direkt oyuncu çünkü. E, daralanda, dar alanda, sette, e, bağlantı oyununda takımı yukarı çıkartabilecek, arkadaki oyuncuların skorerliğini artırabilecek e, çok farklı bir profil gerçekten. Fenerbahçe'nin e, daha çok ihtiyacı var bile denebilir ki yani eğer Vegors gidiyorsa bu arada gidiyor mu Kuşkusuz, beşik bence çok ihtiyacı var ama ben de işte dün aynı şeyleri söyledim zaten. Şu, o şampiyon sezonunda o reaksiyonu göstermiş bir futbolcu bilemedim. Aynen o bir akıllara soru işareti getiriyor. Ee, sizin son 10-12 maçınızda aslında sakat olmamasına rağmen e, kontratının otomatikman uzamaması için sahaya çıkmayan bir oyuncuyu da ee, çok büyük oyuncu. Ben bunun için linç bile yedim Mario Gomez severlerden. Evet. Ee, daha yetenekli olduğunu düşünüyorum. Tekrar ee, burada bir tartışma konusunu şey yapmayayım ama ee, Beşiktaş'ı Beşiktaş iyi bir yani Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin elindeki şey olsa Beşiktaş'ı da ortak edebilir diyeceğim. Ama Beşiktaş'ı çok ortak edebilecek hali yok şu anda bu bakarım. Beşiktaş'ın çok fazla sorunu var. Onu da başka bir gün evet. ee, konuşuruz. Ama yani Galatasaray Tökezlerse. Beşiktaş'ı bile hakikaten yarışın içine sokabilecek özellikleri olan bir adam. Çünkü var var, var tabii. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı da sezon başında dördüncü beşinci olur denilen bir takımdı. Ve yani bak bu şey diyeyim, Galatasaray için de işler çok iyi diyor ve mükemmel bir fikstür var önünde. Gerçekten Hı -hı. inanılmaz bir fikstür var şu Fenerbahçe maçını geçtikten sonra galibiyetle. Onun için yedisini içeride oynayacak şimdi Galatasaray. Aynen. Ve orada gerçekten yani böyle çok sorunlu bir maç yok gibi neredeyse. Dişine tabii, göre diyebiliriz. Yani bu. içeride şey derbiler, derbi var vesaire ama yani böyle ya bu maç çok zor olur. Bu maçtan bir puan bile iyi sonuç olur diyeceğin bir maç yok gibi. Ama işte fiks avantajı da çoğunlukla zaten yani beklediğini alamadığı şeyler takımların ve gereksiz bir rağbet oluşturabiliyor. Galatasaray'ın da geliştirmesi gereken hala şeyler var tabii ki abi. Yani işler çok iyi gidiyor şu anda ama mesela Galatasaray'da da rakibe biraz fazla kontrol bırakma var skor aldıktan sonra. Da. Fenerbahçe maçı bambaşka bir maç oldu da. Yani Ankara gücü maçının veya e, ikinci yarısı ve İstanbul Spor maçının son 20 dakikası e, rakibin %70 top oynadığı e, maçlar. Ve ağırlıklı bir şekilde diyorum. Özellikle Ankara gücü maçı. Ankara gücü ikinci yarı 168 ile bitirmiş Galatasaray'a karşı. %71'e veren yani bazı şirketler var. %70 ile bitirmişler yani. E, bakınca Galatasaray'ın da orada kontrolü biraz daha iyi tutabilmesi lazım elinde. Ve Galatasaray'ın özellikle bekleyen takımlara karşı daha problem yaşadığını görüyoruz. Hı hı. Mesela bizim süper futbolda da söyledim. Bu hafta Hatay oynayacak. Kağıt üzerinde çok daha kolay bir maç. ama Fenerbahçe, Fenerbahçe maçı kadar dominant oynayamayabilir. Yani muhtemelen oynayamaz. Zaten Fenerbahçe maçı çok istisnaydı abi. Fenerbahçe'ye kadar rahat mağlup etti ve fazla pozisyon buldu. Ee, neredeyse Anadolu takım maçı yok Galatasaray'ın bu sezon. Hı. Ama Hatay Spor maçı ya da Hatay Spor gibi takımlarla oynayacağı maçlar içeride dışarıda Galatasaray'ın hep sorun yaratmaya namzet. Yani rahat kazanabilir. İlk yarım saatte iki olur. Maç böyle de gider. Tabii ki olacak. Bunlar olacak ama Galatasaray'ın o tarz rakiplere karşı e, performansını biraz daha yukarı çıkarması lazım. Kapatalım Galatasaray Fenerbahçe bahsini ama kapatırken de ben de Fenerbahçeliye ilgili fikrim şu. Ben de biraz artık Jorge Jesus'un yetenek boca etmesi gerektiğini düşünüyorum sahaya. İşte. İrfancan Kahveci ki ceza alacak. E, muhtemelen 2-3 maç olmayacak bu maçta yaptığı hareketten ama yani cezası bittiğinde en azından yani İrfancan'ın, Arda'nın e, bu takımda yeteneği yüksek herhalde iki, en yüksek iki oyuncu muhtemelen e, bu adamların sanki sahada olması gerekiyor sistem diğer takımlar tarafından çözülmüşken diyeyim ve evet, sırada Gerrit Bale var. Gerrit Bale var. Gareth ee, Bale. çok sevdiğim bir oyuncuydu bir zamana kadar. Ta 2018'lere kadar falan. Ee, ama ondan sonra kendisine karşı bir takım sıkıntılarım oldu. Öncelikle hakkını teslim edelim. Ee, Britanya tarihinin en büyük kariyerlerinden biri kuşkusuz kazandıklarıyla. Evet. E, 17 senelik aktif kariyerinde yaptıklarıyla kusursuza yakın bir oyuncuydu uzun bir süre. Southampton'da sol bekti. Harry Redknapp 2009-10 sezonuyla beraber Tottenham'a gelişiyle beraber onu yavaş yavaş eviriyor. Zaten bu kadar yetenekli savunma oyuncusu olmaz. Yani olmuyor. Onu hemen öne gönderiyorlar futbolda artık. Aslında belki de olması lazım ya. Ya belki de ama... Öne de kariyeri daha uzun olabilirdi. Daha yani ama bu kadar sansasyonel olur muydu? yani evet olmaz belki. Ama şöyle mesela e... yani... Real Madrid'in 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun üçünde falan çok ciddi <coughs> e, pay sahibi. Çok, tabii var çok e, var. E, geçen senekinde hiç yok. Geçen seneki tamamen şeye yazılan 10 e, yani dakika oynamıştır tam hatırlamıyorum da ama doğru e, doğru. E, diğerlerinde özellikle üç tanesinde çok ciddi var. E, ee, sol bek kalsaydı o takımın hemen direkt çünkü acayip bir röveş atası var finalde 2018'de 2014 finalinin uzatmalarında kimaç boyu Ramos'un çevirdiği maçta çok etkiliydi. Ya Marcelo da mesela unutulmaz oyuncularından biri olarak anılacak o finallerin, o şeylerin. Ama anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani sol beksin, sağ beksin, Carvajal, Marcelo işte bu kadar öz ekstrem yeteneklerin olunca seni kaleye yakınlaştırıyorlar. Onu demeye çalışıyorum. E, doğru. De, doğru. Ama yani o kadar yetenekli bir sol bekin ya da işte sağ bekin de e, kendi pozisyonunda en iyi olma ihtimali de çok yüksek. Hı -hı. Mesela. E, dilemma. E, efendim evet dilemma biraz da yani bunu düşündüğünden şeydi bence biraz Real Madrid'de ortaya çıkan yapıydı abi. Ben Real Madrid kariyerinin bir şanssızlık olduğunu düşünüyorum Gerrit Bey'in. Ve buna rağmen bazı sezonlarda ciddi katkı yapmasının da zaten yeteneğinin ve futbolculuğunun bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Ee, ya şöyle birinci şanssızlığı bence şuydu. Ronaldo. Ronaldo ve sağ kenarda oynaması. Aynen. Bence sol kenar oynaması gereken bir oyuncu. Transfer olduğu gün yanlış transfer diye yazı yazmıştım. Ha dediğim gibi kariyeri evet. çok şey yapmadı onu. Yanlış transfer gibi göstermedi alınan başarılar. Ama aslında çakışan pozisyonlardı. Çakışan pozisyonlar biraz. Yani artık ee, sol ayaklı sol kenar ya da sol ayaklı sol ve sağ ayaklı sağ önün sayısı çok azaldı artık. Bak bunu da kabul ediyorum. Neredeyse tamamı ters ayaklı oyuncu Ters üzerinden. ayaklı kanat forvet oynuyor. Evet. Ee, fakat abi her oyuncuda öyle değil ve yani Gerrit Bale bence sol ayaklı sağ kenarda etki atabilecek bir oyuncu değil. Bak muazzam bir ateş gücü Gerrit Bale. Ama Gerrit Bale alıp topu içeri çekip Aryan Ruben gibi kendisine çok rahat pozisyon hazırlayan bir oyuncu değil abi. Genellikle zor pozisyonlardan şut atan bir oyuncu ve bazen orada da başarılı oluyor. Ben önemli, en büyük şanssızlığının Ronaldo'nun gelmesi ve ters kenara gitmesi olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında da bence Ronaldo'nun tersi için de uygun profil değil abi. Bak ikisi oldu çünkü gerçekten büyük oyuncular. Yani Ronaldo zaten başka bir şey. Ortada benzema gibi, evet, gibi bir bağlayıcı gibi bağlayıcı var ama yani sende benzama gibi bir <laughs> hem gol atan hem bağlantı oyunu olan ve Ronaldo gibi bir oyuncu da inanılmaz parlatan maksimize eden bir oyuncu varken ters kenarda Gerrit Bale değil de orta saha karakterli bir oyuncu istersin. Mesela ters kenarda Bale yerine Bernardo Silva, Bale yerine Foden, Bale yerine Angel Di Maria, uzun süredir kalsaydı. Oynadı zaten. Bir dönem o vardı. Biliyorum biliyorum. Üçlü de oynadı. Aynen. Ama kal kalıcı olsaydı ve Bale yerine olsaydı Real Madrid'de bence Real Madrid daha iyi bir takım olurdu. Ha belki o, be o, o şampiyonlar <laughs> Çünkü her zaman daha iyi takım daha çok başarılı olmuyor. Ee, ve sonuçlar itibariyle bu ciddi bir sorun getirmemiş olabilir Real Madrid'e. Ama ben oyun olarak ee, R50 bazı yönlerden sınırladığını düşünüyorum o üçlünün. Daha iyi olabilecek ya da daha yukarı basamakları daha yukarı çıkma şansı varken oyun gücü itibariyle o şansı elinden aldığını düşünüyorum Beyler Ronaldo ikilisinin. Ama buna rağmen mükemmel oyuncular oldukları için e, çok uyumlu olmasalar da abi bir şekilde çok yetenekli oyuncu olunca çok da büyük yapılar içerisinde kazanmaya alışkın kazanmayı bilen e, kulüpler içerisinde olunca o da işliyor. Ona da işlerle kazandırabiliyorsun. Bundan verim alan Ancelotti gibi, Zidane gibi çok pragmatist ve çok iyi teknik adamlarla da çalıştılar. Ki Zidane'la arası çok iyi olmadı. Zidane pek sevmez Bayalı. Evet. Zaten onun ikinci döneminde yavaş yavaş. Ama onun şampiyonluklarında da. Var var. Çok var yani. Çok performansları da var. Ama sonra Tottenham'a falan kiraladı. Ee, ya 2018'e kadar bence çok çok etkileyici bir oyuncuydu. İyi bir kariyerdi. Ama bir noktada yani sakatlıklar da hafif başlamıştı ama bir noktada yani işte biraz işte buralarda Ronaldo'yu, Messi'yi e, övmek lazım. Şu anla yani 29-30 yaşına geldiğinde şu kafaya geldi Gareth Bale. Yani onu çok Ya ben Real'de de oynadım, CL'de aldım, Tottenham'da Aynen. da oynadım, paramı da yaptım. Tabii tabii. Yani, tabii. Anlatabiliyor Olsun. muyum? Şey, e, tam bir iki sene daha oynarım, bir 10-15 milyon euro daha alırım ama... Yani oyuna olan ateşi ya da kazanmaya olan ateşinin çok kalmadığını... E, görmeye başladım. Bu anlamda ben işte Ronaldo'nun hala 36-37 yaşında maçta kaybettikten sonra ağlamasını e, çok değerli buluyorum. Yani 30 yaşındaki Gareth Bale'ın golf sahalarında e, şey yapıp sonrasında da işte golf, vales, işte golf galler, galler golf, Real Madrid e, şeyi açması. Bunlar beni biraz şey yaptı. Her kendi seçimidir, kendi hayatıdır. Ayrı konu bir şey diyemezsin. Ee, Okey ama ben oralarda biraz soğudum kendisinden yalan değil. Yani e, ben tribünde de otururum. Oraya kiralık da giderim. Yani Real Madrid onun kontratından bir iki kere çıkmak istedi. iyi bir kontratı var. Başka takımlara gidebilir. Tekrar bir başlangıç yapabilirdi. Yok dedi ben tribünde oturacağım falan. Hani bunlar bir noktada anlayabiliyorum. Kendi hayatı, kendi seçimi. O ben 12 kağıdı alır tribünde otururum ama abi Bey yılsın yani. Bilmiyorum. Anlıyorum ben de anlıyorum. Senin söylediğin şeyi de anlıyorum. Benim bakışım biraz şöyle abi bu konularda. Ee, ben her oyuncu tipinin olması gerektiğini düşünüyorum. Ve yani Bale gibi oyunculara da ihtiyaç var bence. Yani herkes Ronaldo odaklığında olursa da dünya sıkıcı olur bence. Ay. Futbol sıkıcı olur. Ya da herkes çok iyi insan olmalı abi futbolda. Emin Martinez'lere de ihtiyaç var. Emin Martinez'ler olmazsa renk olmaz bence. E, sporun her tarafına geçerli bu. E, öyle karakterler ya da işte Bale gibi reaksiyon gösterenler ki Bale tam öyle değil ama ya da Emin Martinez gibi reaksiyonlar gösterenler Oyun oyunu çirkinleştiriyor gibi gelebilir. Ama ben onların bir renk olduğunu ve 100 oyuncudan bir ikisinin, üçünün öyle olmazsa da farklı yönlerden sıkıcı olabileceğini düşünüyorum e, oyunun. E, tabii böyle absürt, radikal terbiyesizliklere ya da çirkinliklere imza atılmadığı sürece. Ki onları da eleştirirsin zaten. Yani Emi Martinez'in çıkartıp Mbappe şeyle, bebeğiyle orada okutlama yapması saçmalık abi. Yani, mantıksız. İşte takım arkadaşlarımın ona izin vermesi de keza benzer şekilde. İşin o kısmını şey yapıyorum ama dediğim gibi o hareketlerde bile yani öyle şeyler konuşmamızı sağlıyor abi en başta. Yani insanların konuşmasını sağlıyor. Ee, o renkler önemli yani Gerrit Bey'in de o yönden önemli olduğunu düşünüyorum. Herkes Ronaldo herkes Messi gibi 15 yıl odaklanırsa tabii ki çok güzel olur ama e, farklı şeylere de ihtiyaç var nefes almak için. Zaten Real Madrid'de Real Madrid'de olamıyorlar yani. Öyle o, öyle olması da mümkün değil yani. Real Madrid'de Real Madrid'deki arkadaşları da dün çok e, sevgiyle andı kendini. İşte Cross senle top oynamak e, harika bir deneyimdi. Şu bu falan. E, ben Real Madrid taraftarlarının yani forumları, işte bir takım taraftar hesaplarının hep bayıla son 2 senede 3 senede çok salladığını, rezil adam, rezil adam dediğini görürdüm. Onlar bile Tabii şimdi futbolu bırakma noktasında hepsi hakkını teslim etmiş ki dediğim gibi seversiniz sevmezsiniz Real Madrid'in tarihine adını kazımış ve çok e, unutulmaz anların e, altına imza atmış biri. Ben 2014 Mark Bartray'ı şu anda da ligimizde oynuyor e, hiç unutmam Copa del dışarıdan final maçında Real Madrid'in Barcelona'yı yenip şampiyon olduğu maç dışarıdan sahanın içine tekrar girerek e, geçtiği o inanılmaz an ve tabii 2018 finali Röveşat'a herhalde en Gerrit Bale olarak kalacak ki ne? sadece Real Madrid değil Galler'le yarı He. final oynaması da inanılmaz bir şey. Tabii. Bak Ryan Giggs'in yapamadığı şeyleri yaptı. Aynen. Yani yaptı ya da yapan takımın içtiğini yer aldı ki yani o en büyük faktör tabii orada. Ve de Galler milli takımı var tabii ki. Yani Galler milli takımıyla e, 2008'de değil 2016'da. 2016'da. Ee, yarı final oynaması inanılmaz bir şey. Ryan Giggs'in yapamadığı bir şey. Ve 1958'den sonra ikinci kez Dünya Kupası'na götürdü Galler'i. Eee, inanılmaz başarılar. Aynen. E, o başarıların da temelinde var yani gitmesinde de orada gösterdiği performans da özellikle Euro 2016'da yarı finale giderken e, çok büyük pay sahibiydi. Yani dediğim gibi oyuncunun profiline bakınca Real Madrid bir şanssızlıkta ama o şanssızlığı yaşamasa da böyle bir Ronaldo çıkar mıydı içinden bir ya da Ronaldo'ya yakın bir şey çıkar mıydı? Her sezon böyle 25 atan bir oyuncu olabilecek bir oyuncu muydu, olabilecek bir performansçı mıydı? Ondan emin olmamakla birlikte yine de yani futbolu bıraktığı andaki tatminliğinin ben çok yeterli olduğunu düşünüyorum. Böyle Gerçekten. şanssızlığa da can kurban. 5 şampiyonlar ligi. Üçlü La Liga. Ya yani beş Şampiyonlar Ligi kazanan zaten dünyada çok az futbolcu var. Yani bu dönemde Real Madrid'de oynayan oyuncular var. İşte Tabii. bir de Ronaldo var. Ronaldo dördünü Real'de birini e, United'da kazandı. Ve belki B de onun... BBC diye yani bir, şey futbol tarihine Aynen. geçen bir üçlünün parçası oldun yani. E, kapatırken de onu tüm dünyaya hatırlatan Maykon'un da dünyanın en iyi Beki olarak çıktığı ama <laughs> maç sonunda dünyanın hala en iyi sağ bekimi emin olamadığımız o inanılmaz toplum <laughs> maçı izlerken dehşete düşmüştüm. Gerçekten ama hayatımda gördüğüm en acayip... Hattrick miydi? Hattrick'ti hat galiba. galiba. Ama yani... Korkunç bir şeydi yani. Hattrick'ten, Mettrick'ten öteriz, ötesi bu kadar e, bir oyuncuyu paçavra etmek... Bak bir şey değil mi? Michael'un kariyerini aşağıya çeviren maç olabilir. Aynı yani işte. onu bırak ya da şöyle bir şey. Michael öyle rezil ki Michael o dönem, o dönem hakikaten bir ara... Dünyanın en iyi dünyan, ya. Bir ara belki hatta belki bir sezon dünyanın en iyi sağ bile olabilir. Ama Michael'un o kadar uzun süre orada kalamayacağını gösteren maç bile olabilir o maç. Aynen. Ee, ya da defeklerini gösteren maç olabilir. Üstünden geçmiş. Ayarlarıyla yani. oynadı adamın. İnanılmazdı. Evet. Teşekkürler Gerit Bey'le her şey için. Ben dediğim gibi e, seninle alakalı bir de Soğuk Savaş esprisi yapmıştı. Razıyız biz ya. Yıllardır konuşulur konuşuyor Gerrit Bey'le Bey diye. Evet. Ee... ben de öyle açmaya çalıştım az önce fark ettim ya. Aa! Gerrit Bey'le dedim ben. Duymadın herhalde. Vallahi bak bu da dikkatimizden ya. kaçmış. Teşekkür ediyorum. Ben, ben de çıkıyorum. Ağzına ya. sağlık. Senin Önümüzdeki lazım. hafta Atıf Bey'de yine acayip konular olacak. Bir oldu bulduk yine. 59 dakika. Kesimlerle, biçimlerle Kesimlerle bir yerlere Kesimlerle iyiliğe düşler. Sokrates Atıf Bey Sokağı'nın sonuna geldik. Evet. Sevgili Emre Özcan yine değerli yorumlarıyla. Erman, ben, Şarjı, Erman Yaşar yine ben de değerli yorumlarımla. Pıtır pıtır konuştuk. Gelecek hafta yine bu adreste olacağız efendim. Görüşmek üzere sevgiler, saygılar. Sokrates'in kül programı Londra Merkez başladı. Yenilenen ve bir o kadar kemikleşmiş kadrosuyla bu senede gündemi bağlamından kopartacağız. Sorumluluğumun farkındayım ve ben de buradayım. Washington İstanbul arasında mekik okuyacak Londra Merkez. Her zaman olduğu gibi Perşembe 19'da Sokrates'te.